Efendim Ümit, acil bir şey mi? Yok abla, değil. Öylesini aradım. Senin niye telaşın var? Ya bugün oğlumun duruşması var ya, boşanma duruşması. Tabii muhallâ son anda bir oyun etmezse. Aa, ne diyorsun ya? Eder mi peki? Ya bu ailenin sağa solu belli olmuyor ki oğlum, biliyorsun. Hadi ben kapatıyorum şimdi. İyi, tamam tamam. Çıkışta ara beni, tamam mı? Bak merak ederim. Tamam tamam, ararım hadi. Ya şey, oğlum boşanıyormuş. Aa, tabii ne? Tabii şey, ablam adliyede şu an. Ay hadi hayırlısı inşallah. Ama muhallâ cadısı da bir oyun eder mi diye korkuyor bir yandan. Vallahi edebilir. O kadın manyağın teki, evlerden ırak. Ama kahraman iyi çocuk ya, değil mi? Ay evet ya, kahraman iyi çocuk. Böyle pırıl pırıl bir çocuk. Bence oğlum için ölüyor. Yani çok aşık. Aşk be, ne güzel şey. Ya kahramanınki aşk da, bizim kızınki aşk mı? Bilemiyoruz tabii. Aa, öyle deme be. Öyle ama Yeşim yani. Böyle gerçek aşkla kolay kolay ölmez ki. Hadi tamam, hadi biz işimize bakalım. O kasıntı, meymenetsiz, suratsız Semih Hanım da bizi iş vermezse vermesin yani. Biz daha âlâ müşteri buluruz. Ay herhalde ya, boş ver. Boş ver gitsin. Bence de kesinlikle. Allah Allah. Kendi bilir. Çok sevimsiz bir tipti ya. Aa. Semih Hanım'ın ofisten arıyorlar. Ne diyorsun? Aç, aç, aç. Aç, aç çabuk aç. Alo? Ya orijinal Hint kakulesi istiyorum dedim kardeşim. Siz de bunu kabul ettiniz. Hiç bana bunları konuş... Bulamadık diye bir şey kabul etmiyorum kardeşim. Ya olmaz kardeşim ya, o... Ya olmaz diyorum. Ya olsa ben bilmiyor muyum Mısır çarşısına gidip almayı kakuleyi? Hayır, hayır. 2 saat içinde bulunacak kakule. Ne oluyor Ümit? Abla hiç kimse bu ülkede işini doğru düzgün yapmıyor ya. Olan biten bu. Son anda sinirini bozuyorlar insanı. Ay sinirin bozulmasın, sen halledersin ablacığım. Sakin ol. Geriyor bu iş beni ya. Gerilmez. Geldik Ayke. Ay kim gelmiş ya? Ay hoş geldin Ayke. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hoş geldin. Ben sana küstüm ama. Neden? Çünkü beni özlememişsin. Bana sarılmadın. Seni de çok özledim Ümit amca. Şimdi barıştık mı? Şimdi barıştık. Ben sana zaten küsmemiştim ki. Ben sana küsebilir miyim? Canım benim. Ümit abi, çıkalım mı, daha alışveriş yapacağız? Tamam tamam, çıkalım. Benim de gidip zaten mutfağı bir önden kontrol etmem lazım. İyi hadi o zaman. Ay Güzide ablacığım, çok teşekkür ederim ya. Eğer oğlumun nikahına gitmeseydi vallahi çok üzülürdü. Olur mu öyle şey? Ayrıca o bizim artık evimizin kızı değil mi Öykü? Canında teyzesiyim. Bir de o var canında teyzesi. Hakime teyzeyle Zeynep ablayı üzme, tamam mı kızım? Tamam. Üzmez, üzmez benim canım. Zeynep, burada elbisesi, çantası, takısı, tokası her şeyi var. Tamam, merak etme. Tamam. Hadi çok teşekkür ederim. Oğlumu öpün yerime. Rica ederiz Yeşimciğim. Hadi bakalım. Seni de bekliyoruz. Geleceğiz inşallah. Hadi görüşürüz. Abla, görüşürüz. Ben akşam yemekten sonra geleceğim. Tamam, tamam. Bekliyoruz ablacığım, hadi. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Saçımı da yapar mısın Zeynep abla? Tabii ki yaparım. O zaman biz hazırlanmaya gidiyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi gidelim. Nasıl? Geniş değil mi? Sen de böyle ferah ferah çalışırsın. Ya şimdi Yeşimciğim, bak sana ne anlatacağım. Mutfağın geniş olduğu, öyle kullanışlı olduğu anlamına gelmez. Yani akın aslanların mutfağına böyle diyorsun. Yani şimdi onlar akın aslansa, ben de bugüne bugün... Şef Ümit Özgü derim. Dikkatini çekerim. İyiye iyi, kötüye kötü derim yani. Haklısın. Aşk olsun. Ümit şefim, her şeyi getirdim. Aferin Neco. Şimdi söyle bakalım, ilk olarak ne yapıyoruz? Önce ekipmanları çıkartıyoruz, hazırlıyoruz şefim. Hayır efendim. İlk önce önlüğümüzü giyiyoruz Neco. Kaç kere söyledim sana. Bak unutma, bir mutfak personeli işe başlamadan ilk önce önlüğünü giyer. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şefim. Hadi şimdi yürü. Şuradan benimkini de ver. Tamam. Sallanma. Takip et beni. Beni takip et Neco. Gel gel, ver bana, ver. Veririz. Buyurun şefim. Aa, 2 yıldız var. Ben herkese yani yıldızlı şef diyorum da kaç yıldız olduğunu söylemiyorum. Ya bak, 2 iyidir Yeşim. Bak içeride sorarlar falan, 2 diyeceksin, tamam mı? Tamam. 3 fazla kalır çünkü. Öyle bir şey yok.
Neco. Evet. Şimdi malzemeleri çıkarıyorsun abicim. Hı. Bak bıçaklar şu arka tarafa, diğerleri de tezgahın üstüne. Bak sana dediğim gibi, elimi attığımda neyi nerede bulacağımı bileceğim. Ona göre. Baş üstüne şef. Tamam, hadi yürü. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Ay merhabalar, hoş bulduk. Sizi şefimizle tanıştırayım. Ümit Özgüder, Meral Hanım da buranın kahyası. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Var mı bir eksiğimiz şefim? Şimdilik yok ama bir şeye ihtiyaç olursa mutlaka haberdar ederiz. Metinizi çok duyduk. Yemeklerinizi merakla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu akşam sizler için oldukça farklı ve lezzetli menüler sunmaya çalışacağız inşallah. O zaman size kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Vallahi ben de çok merak ediyorum pişireceklerini. Ay sen neyini merak ediyorsun Yeşim Allah aşkına ya? Sanki ilk defa yiyeceksin yemeklerimi. Aşk olsun. Bu sefer başka. Akın Aslanların mutfağındayız. Şurada yüzümüzün akıyla bir çıkalım var ya. Jet seti kapattık. Ay jet set neymiş Allah aşkına ya? Kraliyet aşçısı olacağız biz. Kraliyet. Prens Charles bile yemek verdiğinde ziyafet falan ilk bizi davet edecek. Kral o kral. Kral Charles oldu artık. Aa doğru, kral oldu değil mi? Ya ben Diana'dan sonra kraliyeti takibi bıraktım biliyor musun? Hmm. Duygusal sebeplerden ötürü. Ama yani hanedan falan çağırırsa yani bizi, değil mi? Yani bir icabet ederiz yani. İcabet etmek gerekir yani. Buckingham Sarayı'nın mutfağını da beğenmezsin sen. Yani bakacağız işimcim yani. Bakacağız. Beğenirsek yaparız bir şeyler. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Neco, ne desin? Ne? Hadi fırını yak abicim ya. Isınsın. Daha etlerin terbiyesi hazırlanacak. Sebzeler doğranacak. Tamam. Hadi abicim. Tamam şef.